Adım Mustafa Türçkün. Denizli'den geliyorum. Denizliliyim aslında. Üç kardeşli bir ailenin çocuğuyum. Ve kardeşlerden en büyüğü benim. Daima Denizli'deydim. Üniversite hayatım, lise hayatım, ilkokul hayatım daima Denizli'de geçti. Beden eğitim öğretmenliği mezunuyum. Öncelikle hedefim öğretmen olmak. Bu sene öğretmen olmayı hedefliyorum. Daha sonraki zamanlarda da daima spor yapıp Steel Timber Sport'a daha fazla, daha çok devam etmek istiyorum. Bu ailenin içerisinde olmayı devam etmek istiyorum. Bu sporla arkadaşım, üniversitedeki arkadaşım sayesinde tanıştım. Onunla beraber buraya geldim. Daha sonra devam ettiğimde antrenörlerimin başarılı olduğumu ve başarılı ilerlediğimi söylediler. Bu yüzden de ben de daha fazla hırslandım ve hedeflerimi daha çok büyüttüm. Burada olmayı seviyorum. Bu ekstrem sporların içerisinde olmayı seviyorum. Antrenörlerin de desteği sayesinde daha iyi, daha güzel yerlere geleceğime inanıyorum. Ailemin karşı gelmesine rağmen ilk yıllarda KPSS'ye çalışmam gerektiğini söyleyip öğretmen olmam gerektiğinden bahsetmelerine rağmen ben buraya gelmeye devam ettim. Ve bu durumdan gayet memnunum. Gelmeye de devam edeceğim. Çünkü ben bu sporu gerçekten çok seviyorum. Bu ekstrem sporun içerisinde olmak ayrı bir duygu. Herkesin burada olmasını istiyorum aslında. Yani yapmayı başarmak isteyen herkesin burada olmasını istiyorum. Hız, yetenek, güç, bunları seven kişilerin burada olmasını isterim. Bu spordan beklentilerim ilk önce Rookie Cup. Fransa'da bu sene düzenlenecek olan Rookie Cup'a katılmak ve orada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Daha sonraki büyük hedefim ise Dünya Şampiyonası'nda Türk takımıyla beraber Türkiye'yi temsil etmek. Ve orada da Türk takımı içerisinde Türkiye için yarışmak. Ve Türk takımıyla beraber bu seneki en büyük hedeflerimizden biri, yani ilk hedefimiz daha doğrusu, Avrupa şampiyonu olmak. Hedeflerimiz büyük ve başaracağımıza inanıyoruz tüm takım olarak. Biz son gelen grup içerisinde yer alıyoruz. Bu son gelen grup içerisinde sadece en son 3 kişi kaldık. 16 kişilik büyük elemeden sadece 16 kişiden seçilen kişi yarısından sadece 3 kişi kaldık. Ve biz son grubuz şu an için. Bizden önce gelen 2 grup daha var. Bunlar birer yıl arayla gelen gruplar. Ve en büyük olan abilerimiz bize tecrübeleriyle sağ olsunlar daima yardım ediyorlar. Nasıl ilerlememiz gerektiğinde bize rehberlik ediyorlar. Ama biz onlarla da aynı zamanda yarışıyoruz. Yani inanıyoruz, onlar kadar başarılı olmak için çaba gösteriyoruz. Bizden önceki gelen grubu yakalamak için uğraşıyoruz. Hatta onları geçip takımda yer almak için büyük çaba sarf ediyoruz. Ve buna da başarabileceğimize inanıyoruz. Bu arada takımdaki herkesin bir lakabı var. Kamplarda hiç kimse birbirine ismiyle hitap etmiyor ve daima lakaplarımızı kullanıyoruz. Benim lakabım da Tunç King. Tunç King olmasının nedeni kamplarda çok çok sert balta kullandığım için takım kaptanımızdan bana kullanılan bir lakap. Tunç King'in anlamı da çok sert atılan tekme. Ben de çok sert balta kullandığım için takım kaptanım bana böyle hitap ediyor ve daima böyle kaldı. Böyle olmasını da istiyorum. Ben Tunç King, korkun benden.